1 Mart, 8 Mart haftalık burcumuz Koçlar. Umarım nasılsınız? Her şey keyifte ve güzeldir. Size güzel bir hafta diliyorum. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam. Takip etmek isterseniz de takip edebilirsiniz. Özellikle ilişkilerle ilgili muhteşem bir mücadele haftanız olacak. Hak ettiğiniz sevgiyi, hak ettiğiniz değeri alma dediğimiz bir haftaya. İçinizdeki korkuları ve sevgiyle alakalı kaygılarla ilgili güzel bir adım atacaksınız. Ve doğru ilişki ve ilişkiyle ilgili doğru diyaloğa güzel bir şekilde geçiş sağlayacağız. Bu da sizi mutlu edecek diyorum. İş hayatınızda hızlı karar almanız gerekebilecek bu hafta. Çünkü çevrenizdeki işlerle ilgili bitmesi gereken ve büyük yeniliklerle ilgili plan ve programınız var. Bunlarla ilgili hızlı kararlar vereceksiniz. Yeni anlaşmalar, yenilikler sizi çok mutlu edecek. O yüzden doğru bir iş temposuna da giriş yapacağız. Hatta yeni projeler, yeni anlaşmalar sizi dinamik, daha güçlü ve daha keyifli kılacak. Size sunulan haklar, size verilen bazı dengelerde kendinizi daha motivasyonunuzu artmış olacağınız döneme giriş yapacağım. Çalıştığımız yönetici ya da patronlarla da iletişim evremizde daha güçlü diyaloglar söz konusu olacak. Bazı koçlarda da yer değişim beklentiniz var. Nisan ayından önce olmaz. Şu anki yerinizi kontrol edin. Sağlıklı bir şekilde adaptasyonunuzu devam edin. Özellikle yüksek eğitim ya da kariyerle ilgili bazı planlar olan koç burçlarında, evet, bu hafta bunların kararını vereceksiniz. Yurt dışında mı, şehir içinde mi okumak istediğinizle ilgili, yüksek lisansınız ya da kariyerinizle ilgili odaklandığınız noktaya hakim kalacaksınız. Bu kararı vermiş olacaksınız. Özellikle kendi işini yapan yeni bir kadro oluşturmak isteyebilir. Yeni iş projeleri, ortaklı yaptığınız işlerle ilgili büyütmek, daha büyük planlar içerisinde söz konusu olabilirsiniz. Bunlar da size artık kazanç sağlayacak. Şöyle söyleyeceğim. Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana yarım kalan dosyalarınız, tamamlanması gereken evraklarınız vardı ya, bunlarla ilgili de gerçekten bu hafta, yani 1 Mart 8 Mart haftası birçok şeyi halletmiş olacaksınız. Bu da size iyi gelecek. Kendi işini yapanlarda ciddi bir yükseliş ve kapılarınız kapalıysa açılma dediğim bir dönem ve hızlanacak ve müşteri ya da iş hakimiyetiniz daha yoğun. Yurt dışı planı olan bazı koç burçları için ciddi anlamda yeni anlaşma, evrak ve yenilik dönemi söz konusu olacak. Büyük kurumsalda çalışıyorsanız yerinizde bir değişim söz konusu olacak. Devlette çalışıyorsanız yeriniz belirlenecek ve sağlam koltuğa geçiş yapacaksınız. Çünkü bazı koç burçları devlette çalışanlarda belirsizlikler vardı. Netliğe kavuşma diyorum. Evli olan koç burçlarında güzel bir ilişkide çocuk kararı ya da yeni bir oluşum, yeni ev, yeni bir oluşum, yeni bir çocuk kararı içerisindesiniz. Bununla ilgili de gayet güzel planlamalara sahip olacaksınız. Çok uzun süredir görüşmediğiniz eski dostlarınızla alakalı iletişimler ya da evli çiftler, uzun süredir dostlarınızla görüşemiyorsanız bunlarla ilgili güzel bağlar, güzel fikirler, güzel yolculuklar hazırlığı içerisinde olacaksınız. Bu da size iyi gelecek diyorum. Para konularınızla ilgili uzun süredir bazı borçları olan ve bir türlü ödeyemeyen koç burçları Mart sonuna kadar bu borçlarınızla ilgili sistem oturtacaksınız ve büyük bir rahatlığa kavuşmuş olacağınızı söyleyebilirim. Özellikle baba soyunuzla alakalı miras konularınız ve uzun süredir mahkemesel sorunlarınız varsa, mahkemeleri kazanma evreniz var ama ertelenme, mahkeme ileri tarihe atılabilir. Hani endişe etmeyin, avukatınız doğruysa tüm hakları alacağız. Bir de sağlık konusunda son zamanlar kalp ve ritim bozukluğu ya da uykuda hırıltılar söz konusu olabilir. Damarlarınızla alakalı kontroller size iyi gelecek. Bu ara spiritüel konulara ilgi duyabilirsiniz. Bunlarla ilgili ruhunuza iyice iyi gelecek bir enerjiyi, iç sesinizi dinleyerek ne yapmanız gerektiğiyle ilgili de kararlar verebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili eğitim konusunda korkuları olan bazı koç burçlarında hiç korkmayın. Çocuklarınız gayet zeki ve aklı başında. Sadece onların bir düzene ve disipline ihtiyacı var. Bu dengeyi sağlamamız lazım. Evde tadilat niyeti ya da boya badana gibi fikirleriniz varsa, özellikle Mart'ın 25'i ya da 27'sinden sonra yaparsanız daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim.
Bir de araç konunuzla ilgili satayım mı, yeni araç alayım mı diyen koç burçlarına evet satın, yeni araç istiyorsunuz ve ruhunuza iyi gelecek. Lütfen bunu bir an önce halledin çünkü mutsuzsunuz aracınızla alakalı. Evli çiftlerde eş soyunuzdan gelecek bazı paralar sizi daha rahat kılacak ve beklemediğiniz paralar hesabınıza geçmiş olacak. Yani aslında bu hafta daha dingin, daha rahat, daha keyifli bir hafta yaşayacaksınız. Artı kazanç, özellikle borsa ile ilgilenen koç burçlarında bu dönem borsada kazanç sağlayabilir. Paranızı doğru noktada değerlendirebilirsiniz. Belediye ya da maliyeye borcu olan koç burçlar için düzenli bir şekilde ödeme fırsatı sağlanacak ve bunlarla ilgili de rahatlığınız aydınlığa kavuşacak. Son zamanlarda dikkat etmeniz gereken dikkat kaybınız olabilir. Düşmelere, kırılmalara, yani vücut hassasiyetiniz ön planda. Bunları dikkate alırsanız sevinirim. Evet, aşksız olan koç burçlarına da güzel ilişkilere merhaba diyeceğiniz bir haftaya ve Mart ayına giriş yapıyorsunuz. Doğru hayat arkadaşınız size doğru hareket sergileyecek. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Her şey dilediğiniz ve umut ettiğiniz gibi olsun. Hoşça kalın.